Türkiye'nin şu an zaten tercih yapmak zorunda olduğu bir mesele var. Suriye meselesinde de bir tercih yapmak zorunda kalacak. Eninde sonunda ABD'yi ya da Rusya'yı seçecek. Ama Suriye konusunda. Yapacağı tercih ABD'den yana olursa, ki bence nihayetinde son tahlil diyelim burada, öyle olacağı anlaşılıyor. Bu Rusya ile olan ilişkileri nasıl etkileyecek? Bunun da bazı sonuçları olacak ve bunun bazı olumsuz sonuçları olacak. Bunları tabii şimdiden öngörmek mümkün değil ama belki bir dipnot düşmek için İdlib'e dikkat demek yerinde olabilir. Ama şimdi Türkiye'nin kendi özgenli özgü durumu çerçevesinde değerlendirmek lazım bu yapacağı tercih, küresel anlamda yapacağı tercih. Suriye değil, küresel anlamda. Türkiye Batı'dan da uzaklaşmış bir ülke. Batı'nın değer normlarından uzaklaşmış bir ülke. Siyasi kültüründen uzaklaşmış. Batı ile arasına mesafe koymuş. Batı karşıtlığı üzerinden siyaset üreten, iç ve dış siyasetini de Batı karşıtlığına bayağı önemli bir yer veren, hem diskurda hem söylemde hem eylemde bir ülke Türkiye. Dolayısıyla Rusya ve Batı dünyası arasında giderek yeni boyutlar kazanan, derinleşen ve semptomları vahimleşen bu yeni soğuk savaşta geçmişteki soğuk savaş gibi katı ve kategorik bir tutum almak zorunda hissetmeyecektir kendisini ve Batılı muhatapları da Türkiye'yi böyle bir tercihle bence yüz yüze bırakmayacaklardır. Bırakmak isteseler dahi, yani tercihe zorlasalar dahi, ellerinde Türkiye'yi bu tercih yapmaya itecek gerekli araçlar, elemanlar, kaldıraçlar yoktur, kalmamıştır. Dolayısıyla Türkiye, Batı ile Rusya arasında küresel ölçekte bir denge siyaseti izleyebilir. Ama bu siyaseti Suriye'de sürdüremez. Yani Rusya ile çatışmadan belki günün sonunda Amerika ile bir ortaklık geliştirecek ve Afrin, Elbap ve Fırat'ın doğusu bir NATO etki alanı olarak ortaya çıkacaktır ve bu alanlar birleşecektir. Bu olabilir. Buna da pekala ben Amerika'nın, yani ÖSO'ya bakarak, ÖSO'nun da cihatçılardan oluştuğu gerçeğine bakarak soğuk duracağını, mesafeli duracağını hiç zannetmiyorum. Çünkü zaten Amerika'nın da yani iyi cihatçılar ve kötü cihatçılar diye ayrımlar yaptığını, bazılarını destekleyip bazılarına karşı olduğunu biliyoruz.